Yok, Ankara, Bursa, İzmir, Mardin, Mersin, Yalova, Trabzon ve İstanbul'un farklı bölgelerinden, Taksim'den, Üsküdar'dan canlı görüntüler, şampiyonluk görüntüleri, bu coşku yansıyor ekrana. Tabi zaman zaman Londra'dan da işte şu anda olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarını getiriyoruz ekrana. Yoldan geçen arabalar da bakıyor ne oluyor diye. Şaşırıyor. Var bu işte bir iş diyorlar ama efendim orada bayraklar ortaya koyuyor herhalde ne olduğunu. Bu da bir şampiyonluk kutlamasıydı. Şimdi geldik efendim Stada Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne. Şöyle bir dünya turu yaparak döndük dolaştık. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin önüne geldik. Hemen protokolün dışındayız. Şimdi tabii buradan nasıl bir organizasyon yapacaklar takım? Bir şekilde gitmeye çalışacaktır. Acaba meydana gidilir mi bu kalabalıkta? Yani bu meydan şu büyük an... ihtimalle buradan meydan tarafına geçecektir. Olacak ama. Öyle. Yani olacak. Ama gidebilirseler. Ama sığmazlar. Gidebilirse. Yani sığmazlar. Tabii. Şimdi orayı gördükten sonra bu riski alacaklarını zannetmiyorum. Doğru. Takım çok geç çıkar bir kere. Yani çıkamaz. Çıkma şansı o da yok. Çok zor. Zor. Yani 1-2'yi bulur rahatlıkla. Ama bence bir meydana ne olursa olsun ufak da olsa bir uğrama yaparlar. Az ya. Önce Taksim ekrandaydı. Şimdi İzmir geldi. Bu arada Erman Hocam geldi. Hocam sen de kutlamalardan sıyrılıp mı geldin? Az önce Londra'daydık biz hocam. Öyle mi? Tabii. Her yerden ekrana yansıtıyoruz. Arkadaşlarımız dört bir yandan görüntüleri alıyor. Trabzon şampiyon Trabzonspor'un oyuncuları bir yandan alttan akmaya devam ediyor. Onlar bu başarının mimarları tabii başta Abdullah Avcı olmak üzere. Yönetimi unutmayalım. Sayın Ahmet Ağoğlu'nu unutmayalım. Gerçekten o da çok önemli çok bir iş başarmış oldu. Erman Hocam, nereden bu görüntüler? İzmir mi bu? Londra. Londra bu. Ben artık tamam, sokakları tanıdım ben. Bu Londra'nın Trabzonspor bölgesi. Neler çıkacak çok merak ediyorum. Şu an Londra'dan gidiyoruz. Londra'dan efendim bunlar canlı görüntüler. Araç konvoyu. Döndük tekrar. Bu meydan. Galiba meydana döndük. Meydan. Trabzon meydanına döndük. O arada tekrar şöyle bir ülke turu yaptık. Ankara var, Bursa var, İzmir var. Buyurun Üsküdar'da böyle bir görüntü var. Dışarıda trafikte böyle dikkatli olmak lazım. Tekrar Londra'ya döndük değil mi? Arkadaşlar tabii bak nasıl hemen çözdüm artık. Londra sokakları benden sorulur. Koraçalı Cezayir. Bir dakika ya saat kaç? Orada 2 saat var değil mi aramızda? 9. Fark etmez. Akşam da orada normalde basalım. Sikorna öyle. Biraz sıkıntı ama artık bilemiyorum bize ne olacak. Bize Trabzon. Örneği burada. Evet. Geldik tekrar. Hocam direklerdeki arkadaşları gördün mü? Direklerin hepsinde tepesinde birer insan var. Sahayı gördün mü? Gördüm. Biz de gördük hocam. Ya. Hocam şaşırmadı herhalde. Bekliyordu hani zaten. Öfke patlaması vardır ya. Bu da sevgi patlaması. Evet. Ama yani inşallah bir Avrupa maçında falan bu olmaz. Yok. Yani, işte o Avrupa şampiyonluğu yok. Falan olursa yok. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir noktaya gelirse de hocam bak, cezasına da yapmaz. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Bazı şeyleri ben böyle düşünüyorum. Hani bir maçta oyun kuralı ihlali falan var dediler ya. Hani işte hakem kararı, hakem hatası. Evet. Oyun kuralı ihlali dediler. Hala açıklamadılar. Şimdi ben diyorum ki federasyona hadi açıklasanız da oyun kuralı ihlali de göreyim boynuz kalsın. Şimdi görelim. Yani. Dün gelmiş galiba bununla ilgili bilgiler. Yani, öyle şeyler hocam organize oluyor ki bazı yerlerde hep böyle rahatsız ediyorlar insanları. İzmir'den bu görüntüler. İzmir'de şampiyonluğu kutlayan Trabzonspor taraftarları. Ya bunlar çok kötü koku veriyor yalnız. Evet, İzmir'den geldik Taksim'e. İstanbul'dayız şimdi. Üsküdar var mı arkadaşlar? Taksim görüntülerinin ardından. Burada da bayağı bir hararetlenmiş ortalık. Bugün serindi biraz İstanbul, ısınmış. Hemen Trabzon Meydanı'nın bir drone görüntüsü canlı olarak ekrana yansıyor hocam. Meydanda... Bu da arkadaşlarımız güzel konumlandılar orada. Bu çok bitmemiş güzel. Hali. Sağ... Bitmemiş hali herhalde. Tabii tabii bu kadar sakin sakin göremezsin bu kadar. İzmir'e döndük tekrar.
arada bizim o araç nerede acaba? Londra'dan görüntü geliyor mu? Durdurdu mu acaba polisler Londra'da o aracı? Taksim'de. Nasıl arkadaşlar? Bizim araç gidiyor bak Londra'da. Hala durduran yok. Evet. Reklam mı? Devam edelim dediler. Tamam. Devam ediyoruz. Kırmızı klasik Londra'nın sembolü olan çift katlı otobüsümüz yandan geçerken hemen ışıkta durmakta fayda var. Oradan Trabzonspor konvoyu da Londra sokaklarında bu şekilde yol alıyor. Geldik. Neredeyiz şimdi? Hemen bakacağım. Meydan gibi görünüyor ama bu bakalım. Burası Taksim'miş. Taksim'de Trabzon meydanında dönmüş. Aynen, hiç fark yok. Ben bekliyorum ama hala çeşitli yerler bekliyorum. Daha bunlar daha ilk gelenler herhalde. Daha evet, çok fazla gelecek. Arkadaşlar şu anda içeride hararetli bir... Ha hocam, görüyor musun direkleri? Evet. Üst tarafta. Oraya nasıl çıktı, oraya nasıl oturdu? Yani oraya, orada çıkma, ona, oraya oturmak da bayağı yani, bir mesele onu, ya. Tabii kıpırdamaman lazım. Onu orada tutabilecek ne kadar şey var ki yani. Hani çok enteresan tabii. Direkt zaten zayıf bir arkadaşımız ama. Ben falan oturamam mesela orada. Aldılar ha. Hocam ama hiçbir şey kalmadı ya. Şimdi hangi ağ değil, direkt ağ gitti. Direkt şimdi, hani basket maçlarında biliyorsunuz. Çemberlen hemen o şampiyonluk için alınır. Ama burada file mile gitti yani. Hiçbir şey kalmadı. Burada bir de oyuncular alamadı. Seyirciler, taraftar aldı tabii, zaten. Şeyler oyuncular gitti, görmedim. Köşe gönderler gitti. Onu ilk düdükte aldı gitti. Biri sonra tekrar getirdi. Hemen stadın dışı. Adamın elinde davulu tokmağı var. Davul patladı herhalde. Davul gitti hocam. Onu gördüm. Orada. Tokmak gördüm. Ben herhalde davul patladı herhalde orada. Hocam davul mu oldu? Hiçbir kalmaz hocam. Oraya hiçbir kalmaz yani. 38 sene be. He? Şimdi evet. Hocam bu maç da rahat geçti. Evet, çok aslında iyi başladı. Onu da söyledik. Ya. Bu arada Antalya takımının da hakkını teslim ettik tabii. Evet. Gerçekten müthiş mücadele ettiler. Çok bana iyi. 90 dakikayı sorsan, kim galip gelir desen Antalya Spor'un haklıydı maç. Yani oyun olarak çok oyun çok, olarak. Çok belli oynadı. Burası protokol çıkışı değil mi arkadaşlar? Evet. Şuradan zaten hemen VIP yan tarafı protokol basın. Yani 6 maç bir galibiyet şampiyonluk getirdi. Yani nasıl bir kredi? Nasıl bir kredi? Bir galibiyet gelmek. Yani bu kadar puan. Öyle bir müthiş serinin yani ardından ilk başta burada 6 maçta bir galibiyet. Rehavet dedik. En başta biraz rehavet dedik. Sabırsızlık dedik. Sonra Eyfel, biraz stres. Eyfel boyancı şey yapacaktı. Eyfel'i boyayacak. Bakacağız hocam, Eyfel'i boyayabildiler mi? Ona da bakacağız. Yani boyayabildiler mi derken. Üçüncü köprüyü yapıyorlardı. Ya işte bu, bu kardeşimiz küçük herhalde bu ama tehlikeli bir iş yapıyor ya. Elektrik yanıyor altında bir de. Hepsi tehlikeli. Erzurum'dan görüntüler gelmeye başladı. Erzurum'da da bir Trabzon sempatisi vardır. Var, çok var. Mardin'den az önce görüntüleri yansıttık. Şimdi Erzurum'dan geliyor görüntüler. Şampiyonluk kutlamaları. Bu kez Kocaeli'deyiz. Kocaeli'nde az önce benzer şekilde... İşte İzmir'de gördüğümüz, İstanbul'da gördüğümüz görüntülerin bir benzeri de Kocaeli'de var. Yalnız Kocaeli'de de bayağı bir kalabalık varmış ya. Sakarya, orada iyi bir damar çok, var demek Sakarya, ki. Sakarya, Kocaeli çok fazla Sakarya, var. Sakarya, Bursa. Tabii. Trabzon yolunun olduğu şey. Dikbayır diye bir yer var Bursa'da. Tamamen Trabzonspor şeyleriyle süslenmiş. Evet, Kocaeli'de de bu coşkuyu işte bu şekilde yansıtıyoruz ekranlarınıza. Değerli futbol severler, Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Geldik İstanbul'a, Taksim Meydanı'ndayız. Biz her yer Trabzon sesleri arasında Kocaeli'den İstanbul'a uzanan sevinç görüntülerini sizler de bu şekilde izliyorsunuz. Kolay değil tabii, kolay da olmuyor şampiyonluk. İşte geldik. 35. hafta, 35 hafta bu devam eden müthiş bir mücadele var ya. Yani kestirmesi, yani hiçbir yolu, hiçbir başarının bir kestirmesi yok. Yani kestirme yolu yok. Yani bu kolay bir maraton yok, bu, maraton. Ama şunu söylemek gerekir, özellikle Trabzonsporlu teknik heyeti futbolcuları sevmek fedakarlıktır.
Hem bu oyuncular, teknik kadro bu sene sevdiler. Kulübünü sevdiler. Şehri sevdiler. Camiayı sevdiler. Oynamayı, fedakarca mücadele etmeyi, şampiyon olmayı, şampiyonluğu yaşatmayı. Ve de bu takım en önemli bunun içinde bir birliktelikle beraber hareket etmesi gerekiyordu. Bu birliktelik de hareket etti. Tabii Trabzonspor'un özellikle biz, şimdi biz sonuçla ilgili konuşuyoruz değil mi? Şampiyon bugün işte kupayı işte kazandı. Evet, hayırlı olsun. Ama esas bana göre en önemli, diğer takımlar daha sezon başı hazırlık yapmadan Abdullah Avcı yönetim çok doğru hazırlık yaptı başarı için. Ne yaptı? Sezon başı bütün transferleri yaptılar. Devre arası bütün transferleri doğru bir şekilde bitirdiler. Ve de biz bu sonuca geldiğimizde bununla ilgili hazırlık, emek, sabır, meşakkat hepsini doğru bir şekilde daha sezon başında yapan bir Trabzonspor vardı. Ve de bu seçilen oyuncular tesadüf değil. Trabzonspor için savaşmayı isteyen, hedefi olan oyunculara ihtiyaç vardı biliyor musun? Bu böyle bir kadro. Yani göğsündeki arma, sırtındaki numara ve isimden daha önemliydi. Bunu planlayan başkanı, yönetimi, Abdullah Avcı'yı bir kere tebrik etmek gerekir. Çünkü değerli olan hayatta hiçbir şey mücadelesiz kazanmaz. Trabzonspor çok ciddi mücadele etti saha içinde. Ve başarının tadına vardığınız zaman sizi daha fazla hırslandırır, daha fazla da kazanma arzunuzu daha maksimum seviyeye getirir. Trabzonspor'un oyuncuların tam yaptığı buydu. Tabii şunu da söylemek gerekir. Bazen bazı takımlar bu şampiyonluğa giderken bu baskıyı kaldıramaz. Trabzonspor bu baskıyı kaldırdığı gibi bu baskıyla mücadele edip bunu böyle bir geri beslenme gibi düşünüp aksine her hafta daha yüksek konsantrasyonla, zihinsel dayanıklılığıyla puan farkını da açmayı bildi. Yani keskin bir kılıç olmak için de çok çekiş darbesi yemek gerekir. Trabzonspor çok çekiş darbesi yedi. Keskin bir kılıç olduysa, bu sene puan farkıyla böyle uzak ara şampiyon olduysa, kupada yarı final oynuyorsa, demek ki Trabzonspor çok doğru bir şekilde keskin bir kılıç olmaya geldi. Ve de bu yediği çekiş darbesi onu olgunlaştırdı. Daha akıl birlikteliği olan, ne yapması gerektiğini saha içinde bilen ve de bununla ilgili de çok doğru bir organizasyon ve planlamanın başarıyla bir ürünüdür.